Herkese merhaba ve bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün dünyanın en büyük bunker şehri olan Rivos X-Point'teyiz. Çok enteresan bir tur yapacağız. 575 tane bunkerdan oluşan eski Amerikan ordusunun depoları bunlar. İnşaat halinde olan birkaç tane bunkeri gezeceğiz ve aynı zamanda da bir tane bunkerin içerisinde de bütün geceyi geçirip sizle paylaşacağız. Ve şimdi turumuza başlayalım. What is Rivos X-Point? It is our new name for something that's been around for 80 years. This was originally called the Black Hills Ordnance Depot. And when the military built this for World War II, they had everything from the production, the manufacturing end, the distribution end, and then the storage, even testing for bombs, weapons, munitions, artillery, you name it. What we have turned this into is now the ultimate off-grid survival community, and it is the only place like it, not only in the country, but in the world. And it is the largest one also. It is also the largest. Şimdi ilk bunkerımıza geldik. 1942 yılında tamamlanmış bu arkamda görmüş olduğunuz binalar. Bu formu tamamıyla orijinal hali. Yani 1942'de nasıl yapılmışsa aynısına bakıyoruz. Burada hiçbir yenilenme ya da bir upgrade yok. Çok enteresan binalar. Boyut olarak baktığınızda 26 feet genişlik ve 80 feet de uzunluğa bakıyoruz. Yaklaşık 2200 square foot, yani 170 metrekareye falan geliyor. Toprağın altına gömülü, tamamıyla betondan yapılmış bir bina. Yani çatısından yan duvarları altına kadar tamamıyla beton. Önünde çelik kapısı var. 500 bin poundluk basınca ve patlamaya dayanabiliyor. Yani yanınıza bir bomba düşse içeride çok rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Çok enteresan. Hadi gezelim, bir orijinal halini görün istiyorum. Bu arada bölüm bölüm gezeceğiz. Önce orijinal hali, sonra yarı yapılmış, sonra tam yapılmış halini göreceğiz. Kapıyı zorla açabiliyorum. O kadar ağır. İçeriye girdiğimizde de binanın kendisini görebilirsiniz. Tamamıyla beton, hatta yanlarında da akar var. Bakarsanız ortası da birazcık yüksekte. Yani bunu hortumla, normal pressure washer'la çok rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Acayip eko yapıyor. Eminim Erman editlerken bunu araya Dante ile de konuşma sahnelerimizde koyar. Çok enteresan. Okay, I know you mentioned it to me. You have two lengths, 60 foot and 80 foot. That's this the 80 foot one? These are all 80 foot. 80 foot. Yeah. Okay. Everything I'm going to show you today is going to be an 80 foot. You can see the lines of forms that they've used to kind of frame the concrete. And as an architect, I love that. I think it is so cool when the structure and the engineering of a building, of you know, anything we have here, is fully indicated and displayed in the final part of the design, you know, and you don't see that a lot. You see in standard development that these were not meant as architectural masterpieces, but there's something that's so damn cool about them being now used for architecture in that, yeah, you can see perfectly they had the foundation and then they come up with this block. This particular section goes about 6 feet out, and it's like an anchor underneath the dirt that they put over. So right now, if we were to see daylight again through here, it would be through about 8 feet of concrete and dirt combined. Ve ilerleyen dakikalarda da bunun bitirilmiş halini göreceksiniz. Ama Enes, içi boş hali nasıl diyorsanız, görüntümüz bu. Tamamıyla betondan yapılmış. Bayağı enteresan bir çalışma. Erman, ne düşünüyorsun? Abi müthiş, çok keyifli. Bir gece de burada kalacağız. Aynen. Muhteşem olacak. Evet, bir geceyi de burada kalacağız, zaman geçireceğiz Dante ile de beraber ki bütün tecrübeyi sizle paylaşalım diye. Boş hali bu. Şimdi tek arabaya biniyoruz. Yarı inşaatı tamamlanmış ikinci bunkerımıza geçiyoruz. The sheer scale of Rivos X-Point is staggering and covers a total land area around 18 square miles. Everywhere you look, you can see bunkers as far as the eye can see. With the peace and solitude, I can really understand why people like it out here. Şimdi ikinci bunkerdayız. Burası %70 tamamlanmış diyebiliriz. Hemen sizi gezdiriyorum. Burada birazcık
böyle bir bunkerı nasıl inşaatını tamamlıyorlar, nasıl soatlı olsun, odaları olsun döşüyorlar, hepsini göreceğiz. Hemen giriyoruz içeriye. Şimdi enteresan bir detay vereceğim size. Bu arada jeneratör şu an burada yok. Kimse de çalışmıyor. İçerisi karanlık. Ondan ev frenlerini kullanacağız. Burada yaşayan insanlar, yani evini döşemiş, evini tamamlamış, genelde bu ana çelik kapılarını açık bırakıyorlar. Buraya normal bizim evlerde kullandığımız dış kapıdan koyuyorlar. Mantıklı, zaten güvenli bir yer. Yani burayı biraz daha eve çeviriyorlar diyebiliriz. Şimdi hemen şöyle sola götüreceğim sizi. Burada böyle bir oda yapılmış, izolasyon da yapılmış buraya. Burada su tankı, ufak işte benzin depoları vesaire. Altyapıların ulaşılabileceği yerlerden birisi. Hemen karşıya gidelim, bu çok enteresan. Burada elektrik panelimiz var, aynı ev gibi. İngilizce'de biz buna Romex diyoruz. Çok Amerika'nın her yerinde kullanılan standart elektrik wire'larımız. Bu da, hadi şimdi ben bunu Türkçe bir anlatayım. Havalandırma sistemi, çok özel bir filtrelendirme. Chemical warfare, yani nükleer veya herhangi bir kemikal saldırı olduğunda onun havasını bile filtreleyip içeriye temiz hava verebilen bir sistem. Bir de burada yaşayan insanlar ya da böyle bir yerde ev almak isteyen insanlar daha çok bunu sadece işte bir evim olsun, saat takoda da yaşayayım değil de biraz daha devlete güvenmiyorum, hükümete güvenmiyorum, dünyaya güvenmiyorum, kendime güvencemi sağlayabileceğim bir evim, bir bunkerım olsun diye alıyorlar. Dolayısıyla öyle de bir havalandırma sistemi var. Burada hemen göstereceğim. Aynı ev gibi zaten. Yerler kaldırılmış ki su hatta akarlar falan bu zeminin altında. Şu an mutfağını döşüyorlar. Tavanı güzelce boyamışlar, temizlemişler. Odalara ayırmışlar. Arka tarafta 2-3 tane yatak odamız var. Ana yatak odasına kadar gidiyor. Orada da bir de bir ekstra çıkış kapımız var. Bu kısmını kısa keseceğim çünkü 3. bunker en güzel olan, her şeyi göreceğimiz. Ama istedim ki böyle de bir 160-170'i bitirilmiş bunkerı da görün diye. Erman, devam ediyoruz Tura. Devam edelim abi. Devam ediyoruz. 3. Before we go look at the final bunker, Dante gave us an opportunity to experience a small part of the culture of South Dakota. All right, we're truly getting out of our comfort zone. Not only we came to South Dakota, we're about to shoot some guns. Dante is going to lead us. I'm excited, but I kind of have no idea what I'm doing, so. I think I'll start out, I'll just get a few rounds off for both the AR and then the pistol. Okay. I'll show you guys how it's done. Got the target down range, and then I'll hand it over to you. How's that sound? Sounds good. I mean, that's awfully far. I don't know how precise I am. My hands shake a little bit, so we'll see how it goes. You're on safe, so put it onto fire. Usually use your right thumb for that, okay? Okay, just pull it back. There you go. So now shoulder it. Get that stance, Ennis. Like, front look foot forward. The target. Yeah. Or sorry, look through the scope. And when you're ready, you put your finger on the trigger. Why can I see it all the way through the scope? Well, don't. You have to find the eye relief on it, okay? Move your eye back a little bit, or you're gonna pull your eye back a little bit. Oh, there you go. There you go. Aim for the orange. There you go. That was fun. One more. That's a lot of fun. There you go. Feels good. Shooting rifles in the middle of South Dakota was definitely an interesting experience. Since the day began and we've been touring the site, we have seen an empty bunker, a bunker under construction that is partially complete, and finally we will be finishing with a completed one where we will spend a night and experience what it's like to sleep and live in one of these bunkers. Ve şimdi de 3. bunkerımızdayız. Burası Dante'nin bunkeri. Tamamı bitmiş. Harika duruyor. Sizi de gezdireceğim. Dante de bu arada gördüğünüz videoda, eminim Erman da arada kesinti olarak koymuştur. Buranın operasyon müdürü hem de mimarı. Biz Türkçe tur yaptığımızda beni ve Erman'ı rahat bırakıyor ki rahat rahat konuşalım, gezelim diye. Erman, gezelim abi. Abi gezelim. Çok şık zaten. Ön bloğu toplu alan, yani işte yemek masanızın olduğu, bir tane daha yemek masamız var orada. Salonunuz, mutfağınız tamamıyla açık. Gördüğünüz gibi betonu da boyayınca, tahta panelleri de getirince sıcak, böyle hoş bir ortam olmuş. Bir mutfağa gidelim o zaman. Mutfağın da güzel bir adası var böyle, bir tane daha oturma alanı. Mutfağı da çok minimalist bir şekilde dizayn etmiş, ihtiyacı olduğu kadar. İşin de esprisi, burada kullanılan kabineleri ben çok iyi biliyorum. Çünkü ben Texas'ta ev yenilerken aynı kabinelerden birkaç tane evime kullandım, IKEA'dan. Ama içindeki malzemeleri vesaire çok kaliteli. Ona da söyledim, dedim bak yakaladım seni oradan diye. Şimdi her şey minimalist düşünülmüş, ihtiyacınız olduğu kadar. Burada böyle işte çok fazla dolap istiyoruz vesaire yok. Minimalist, açık, ferah.
buzdolabınız, oturma alanınız var. Gayet keyifli yani. Erman'la biz girdik içeri, böyle birbirimize bakıyoruz. Ev gibi abi, işte yaşanır burada diye yani. Şimdi konuştuk da zaten videoların ya da diğer açık bunkerların turlarında tavan yüksekliğimiz çok iyi. Onu da bu arada hallway'de yani bu yürüyüş yolunda açık bırakmış ki biraz daha geniş bir hissiyatı olsun diye. Ama odalarda içi kaplı ki üstünde storage olarak, depo olarak kullanıyorlar. Buraya da böyle bir işte rustik Texas evi ya da böyle bir dağ evi görünümü verilmesi için metaller kullanılmış. Her yerde tahta dolaplarımız var vesaire. Gezelim abi odaları. Birinci odamız. Vallahi şahane bir yatak odası. Daha ne isteyeceğim? İki kişilik yatağın. Burada birazcık bordo renkler kullanmış. O şaibeli. Yani ben biraz daha açık renkler kullanırdım ama o kişisel bir tercih. Yani gayet güzel. Bildiğin ev gibi. Geçelim diğer tarafa da. Buraya da böyle bir oturma keyif odası yapmış. Sinema odası gibi. Koltuğunu koymuş. Yani hakikaten içini yapınca normal bir evden farkı kalmıyor. Halısını döşemiş. Bak ben Erman'la çoraplarla dolaşıyoruz. Gayet keyfimiz yerimizde. Isıtıcımız var. Böyle geldik çünkü daha yeni onun turunu bitirdik. Hemen arkasından Türkçe yapalım diye. Buradan girelim. Full banyomuz var. Hem odalar olduğu gibi her şey de geniş geniş. Banyo da gayet rahat. Üşü. İşte tuvaletimiz var. Lavabosu olsun. Tavana da böyle buna biz exposed framing diyoruz. Yani işte tahtaları gördün ama boyayıp güzel sıcak bir görüntü vermiş. Gezelim şimdi odaları. Burada bir yarım banyomuz var. Yarım diyorum çünkü normalde buraya duş koyabilirsiniz. Ama o istemiş ki çamaşır makinesi. Çamaşır ve kurutucu. Onların hookup'ı var burada. Gayet hoş yani. Gayet güzel. Hemen de buraya gelirsek. Burası çok güzel. Ranzalı yatağımız var. Yani 4 kişi burada çok rahat uyuyor. Dediğim gibi o Texas ambiyansı burada da yaratılmış. Ermancığım şunu gösterelim. Birazcık da işte dışarıda bir bomba patlar. Kendini güvene alman gerekir. Onun da böyle bir inceden çaktırmadan mesajı yapılmış. Devam edelim. Ama çok da odası var zaten. Burada bir yatak odası daha var. Abi baksana gayet güzel yani. Erman peki bizim burada bu gece kalıyor olmamız. Benim sınırları zorlayıp bize böyle bir tecrübe yaşatmayı kendimize ittirmemiz ile ilgili fikirlerin nedir? Bahama'nın hemen ardından buraya gelmek çok enteresan oldu ama bu şok güzel bir şok. Güzel bir şok. İşte bizim operasyonun parçası olunca da böyle travmatik experience'lar, tecrübeler yaşayabiliyorsunuz. Yarın benim masaya ne getireceğimi kimse bilmiyor. Tam bir piyango, tam bir sürpriz. Sonumuz hayırlısı olsun bakalım. Burada da bir depomuz var. Hemen size buraya göstereyim. Dur ışığı da açalım. Şimdi işin birazcık resmiyetine gelelim. Burası bir bunker. Bunker dedim mi elektrik nereden geliyor? Su nereden geliyor? Septik nerede? Bu arkadaşın hem soları var hem de jeneratörü var. Burada gördükleriniz benzin depoları. Birazcık da tabii burada deponun fazla olması sebebi olur da işte hiç solarlar çalışmaz. Aylarca kendini idare edebilmesi için. Merdivenimiz o bahsettiğim yukarıdaki depo sistemine çıkıyor. Bütün zaten tavanı depo olarak kullanılmış. Yani işte kuru gıdanız bilmem neniz ne istiyorsanız. Burası onu iyi gösteriyor. Hemen bir de karşıya gidelim. Orayı da bir görün. Buradaki ışığı da ben bir bulayım. Işığı şimdi buldum. Burada da daha çok depomuz var. Ama hemen bunu gösterelim. Bu da bataryası. İşin enteresan kısmı. Şurada gördüğünüz batarya bütün üniteyi 48 saat çalıştırabiliyor. İnanılacak gibi değil. Yani bu batarya. Dedim ki ben ona Dante bundan 10 tane koysan bir şarj etsen 20 gün burada yaşarsın. Evet diyor. Yani demek ki bu bataryaları böyle bir koy üst üste. Eminim ileride Tesla falan bunun çok çok daha da iyisini yapar zaten. 10 numara kral olur. Yani bu da böyle güzel bir çalışma olmuş. Biz de Erman'la birbirimize bakıyoruz. Biraz çözmeye çalışıyoruz ne olduğu ile ilgili. Ya bunu da görün isterim. Şimdi şu ana kadar ne yaptık? Gittik boş bunker gezdik. Ondan sonracıma yarı inşaatı olmuş bunker gezdik. Birazcık etrafı gördük. Şimdi eminim Erman aralara bizim İngilizce videodan daha çok konuşmayı Dante yaptı aslında. Oradan da görüntüler koymuştur. Ama ben de size birkaç şeyi toparlayayım birazcık. Türkçe olsun bu da böyle. Daha samimi olsun. Şimdi birincisi, enteresan detay. Burası şehre bağlı değil. Bu da ne demek? Buranın ne elektriğini ne suyunu belediye sağlıyor. Kuyu suları var. Yani kendi sularını kendi sağlıyorlar. Elektriği de kendi üretmek zorundasın. Zaten off-grid dediğimiz İngilizce'de yani sisteme bağlı olmayan kendi ihtiyacını üretebildiğin ev usulü bunlarda. Onun dışında bahsetmek istediğim konu bu bunkerların fiyatı. 45 bin dolara üniteni kendisini alabiliyorsunuz. $1000 yıllık HOA'niz yani işte
şirkete ödediğiniz bir para var. Bir de aylık 100 doları diyorsunuz. Yani 2200 doların içerisinde de buraların bakımı, ihtiyacınız olan her şey de karşılanıyor. O da çok bir para değil. Özellikle Amerika standartı için. Burası 1942 yılında inşa ediliyor. 1969 yılında emekli ediliyor. Ve bu arkadaşlar da 3-4 yıl önce bu projeye bir yükleniyorlar ve gördüğünüz gibi evleri yapmaya başlıyorlar. Çok enteresan bir çalışma ve daha da önemlisi biz burada bu geceyi geçireceğiz. Sizi de davet ediyoruz. Siz de bunu göreceksiniz. Burada nasıl yemek yiyeceğiz, nasıl yaşayacağız. Ben ve Erman dediğim gibi bütün gün boyunca birbirimize bakıyoruz. Araya artık İngilizce mi keseriz, Türkçe mi keseriz? Erman'ı unutmazsak bir de Türkçe mi konuşuruz? Ne yapacağız bilmiyorum ama bir de burada geceyi geçirelim. Siz de onu bir görün. Ondan sonra bir yerde ben artık bu videoyu toparlarım. Alright, so we just settled in. We're pretty tired. I had a banana. I shared a nutter butter with Mikey. It's pretty tasty. We're a little beat up. I'm responding to comments. He's handling footage. Soon we're gonna start cooking dinner. So far, everything's good. Mikey's back is on fire. Ines is really dropping these dinner hints just constantly. I'm trying to hook everything. We have the internet. Life's good. You know, everybody thinks bunker food is like military rations, MREs, that sort of BS. And honestly, I don't dig that. You know, I cook every night at home, so I want to bring a little bit of home with me. And hey, if I can get fresh enough groceries, so we're doing a chicken fettuccine Alfredo tonight. Yeah, we'll see how it goes. It'll be my first official time cooking in this bunker, though. No appetizers? So Dante cooked us a meal. That looks delicious. We are hungry. Very much so. That's a fact. What is on the menu tonight? It's not exactly what I wanted to make, but it's what I could make with what I could find in town, right? So at the grocery store, because it's a tiny grocery store. Yeah. It's a pan-seared chicken, the fettuccine, a little olive oil and butter sauce on it, and a little bit of Parmesan in between. Looks good to me. Looks good to me too. And I'm expecting some sort of like a tiramisu cheesecake, like a killer dessert after this. The one thing I didn't expect about staying in this bunker is that you lose track of time because there are no windows anywhere. Our dinner lasted for what felt like a few minutes, but when we looked at the time, it was already late at night. Just imagine Mikey, whole bed collapsed. Oh boy! Mikey, thank God you're not above me, dude. I would have not felt so. Hey. I'm cozy. Yeah, Armand, what about you? How do you like that? I love it. I love the bed, first of all. Yeah? Yeah. I need someone to tell a story before I go to bed. Look, I'm gonna tell something. We've been working a lot on this show over the last year, 3 years. I mean, we've really been, but we may have pushed a little too much this time. Yeah, you like, say that a lot, but this time it might be true. No, exactly. Mikey, can you imagine a fan seeing us, like, if we walk outside and they're like, wait, what? You guys stayed at this bunker last night. Like, we literally spent the last 12 hours shooting this place. We're tired. We're going to go to sleep now. In the morning, we'll wake up, probably grab a coffee, and we'll talk to you guys. What's up? Good night, everyone. We're recording. So I slept great last night. I don't think I moved. You know, for a second I woke up. I'm like, oh yeah, day's starting. And I'm like, dude, what are you talking about? There's no window here. You know what I want? You know what would be so amazing? We go out. There's like full like LA douchebag breakfast. Like small pancakes. Eggs. Those little mini omelets? Exactly. Okay. Well, this is 6:55 a.m. We just woke up. Literally, we put our shirts on because I wanted to see sunrise. And look at this. It's so untouched and so organic and raw around here. It's hard to explain, but it's dead silent. You have miles of land to look at. It's so peaceful, and honestly, it's so refreshing to be here. Like, I'm kind of enjoying our time, and I don't have much complaints. We're gonna grab some hot coffee, plan our day, and get to work. But other than that, I just wanted you guys to experience this space with us. The 2 days we spent at VOSX Point was unlike anything we had ever experienced. We were hesitant to buy into the concept initially, but after spending some time with Dante and having the opportunity to experience it for ourselves,
I truly understand what draws so many people to this isolated little corner of South Dakota. Ve turumuz burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Vivos gruba çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu inanılmaz fasiliteyi gösterdikleri için ve her zaman olduğu gibi burası ile ilgili bilgiyi de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Son olarak da bizim daha fazla böyle tecrübe ve hayatın içinden videolar yapmamızı istiyorsanız lütfen alta yorum olarak belirtin, kanalımıza abone olun ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere.